kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanıbaşınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan Haber Bülteni ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyorum. Aksaray'da iki çeyrek altın ve içi para dolu kumbarayı çalan 4 kadın, jandarma suç araştırma timi dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde yaşayan Efil T. 112 acil çağrı merkezini arayarak evine hırsız girdiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ev ve çevresinde inceleme ve araştırma yapan İl Jandarma Komutanlığı Jasat dedektifleri hırsızların kimliklerini tespit etti. Ardından teknik takip yapan Jasat dedektifleri şahısların Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Jasat dedektifleri Ürgüp ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonla 4 kadını da yakalayarak gözaltına aldı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek sorgulanan 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırmızı ete yılbaşından bu yana bir haftada tam 3 kez zam geldi. En düşük etin kilosu 200 lirayı buldu. Aksaraylı vatandaş bu konu hakkında ne diyor ve ne kadar et tüketiyor? İzleyelim. Yeni yılın ilk haftasında ete 3 kez zam geldi. Böylece kasaplarda et fiyatı kalitesine ve bölgeye göre değişmekle beraber fiyatlar kıymada 200 liraya, kuş başında 220 liraya, kuzu kemikli ette 200 liraya ve kuzu kemiksiz ette 315 liraya kadar çıktı. İlk haftasından itibaren kırmızı ete 3 kez zam geldi. Şu an fiyatları biliyor musunuz ve ne sıklıkla tüketiyorsunuz? Vallahi fiyatlardan hiçbir haberimiz yok ama bu ülkenin gidişatı hiç iyi değil. Yani baştaki inerse her şey düzene girer. Açık açık konuş. Sen ne sıklıkla tüketiyorsun kırmızı eti, alabiliyor musun? Vallahi şimdi biz alıyoruz. Bizim çok şükür durumumuz var. Ama şimdi yiyemeyenler de var. Millet asgari ücretle çalışan yani. Emekliler var, asgari ücretle çalışanlar var. Tamam mı? Yani o millet eğer yiyemiyorsa biz niye yiyelim? Bu ülkenin gidişatı hiç iyi değil. Her şeye zam. Kırmızı etteki artış devam eder mi sence? Vallahi böyle giderse eder. Yani yeme zam geliyor. Şimdi çiftçinin malına da zam geliyor. Her şeye zam. Gübreye zam, suya zam, elektriğe zam, doğalgaza zam. Yani mecburen ete de zam gelecek. Peki. Bu sene kurban kesmedik. Kesmeyince de sağdan soldan veren oldu. Onu tükettik. Başka bir şey yaptığımız yok. Kasaptan alamıyorsun. Aynen abla. Çünkü alım gücü azaldı abla. Yani alım gücü yok. Alım gücü azaldı. Yani şöyle bakın, tamam. Millet geziyor, teziyor, ediyor, her şey yapıyor ama ya adam kurbanda et kesemiyor. Kurban kesemiyor yani. Çoluğuna çocuğuna bir şey yediremiyor. Adamın bak babası yani ya, bir baba. Boynu bükülüyorsa ben bu devletten hiçbir şey beklemiyorum. Kırmızı et değil, tavuk bile alamıyoruz. Fiyatlardan dolayı artık yani biz öldük yani. Peki bu artış devam eder mi 2023 yılında şu anda, ilerleyen süreçlerde? Seçime kadar belki etmez de ondan sonra da eder. Neden peki? Seçimden dolayı, seçim bitti mi de işte bitti.
Ben bilmiyorum. Ben almadığı için bilmiyorum. Hanım bilir o işleri. Peki ne sıklıkla tüketiyorsunuz? Tüketebiliyor musunuz? Yok, kendimiz kesiyoruz. Kasaptan almıyoruz biz. Vallahi bilmiyoruz ya, normalde. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu artışı? Normal yani, şu anda şey sayılmaz. Yüksek sayılmaz yani. Gücümüz yettiğince almaya çalışıyoruz. Kurban etini yiyoruz kızım. Onun dışında alıyor musunuz? Kesiyor. Onun dışında hiç almıyor. Alamıyor musunuz peki? Fiyatlarından dolayı. Emekliyik canım. Alarak da almıyor. Hani kurbanın eti var. Derin dondurucu. Valla eti çoğunluk almıyorum ben hele. Fiyatlardan dolayı. Alamıyorum daha doğrusu. Çok pahalı. Şu an haberiniz var mı fiyatlardan? Ya, çoktan beri almıyorum hanımefendi. Biz etmiyor ki. Alamıyor musunuz? Hayır. Hiç mi tüketmiyorsunuz? Tercih olarak mı? Beyaz et tüketiyor. Başka yok. Öbürünün yanına varamıyor. Ve beyaz et de gayri 15 günde mi? Bir aya mı? Bir. Fiyatlardan dolayı mı? Tabii ki. Nasıl olur sizce gidişat? Hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Daha da artış yaşanır mı kırmızı ette? Yaşanır. Süt alamıyoruz. Yumurta alamıyoruz. Ondan sonra yoğurt alamıyoruz yarım. Temel gıda bunlar. Hadi eti boş ver. Eti boş ver gayri. Ama çoluk çocuk hep aç yani. Yapacak bir şey. Bulamıyor ki ne tüketelim. Alamıyor musun? Alamıyoruz tabii. Ben bir engelli maaş alıyorum. Fiyatların pahalılığından? Pahalılığından. Peki nasıl olur size gidişat? Vallahi bilmiyorum. Böyle giderse kötü olur. Daha da artar mı? Artar tabii. Kırmızı ete zam gelmesine ben çiftçi değilim ama normal çiftçiyim. Bende mal yok ama girdiler de çok pahalı. Şimdi yem olarak akballe deriz biz. Akballe, yonca, normal yem girdiler de 10 katına çıktı. Bu ete bunu şey ama girdiler düşürürlerse et de düşsün. Ama çiftçi de perişan. Çiftçi şu anda kana alıyor. Ortalık et diye. İnşallah dur bakalım, inşallah seçimden sonra ne olur bilmiyorum. Artış olur mu ilerleyen süreçte fiyatta yine ette? Şimdi hanım kızım şunu diyorum ben. Girdileri düşürmediği sürece fiyatlar sabitlendi ama şu an. Hiç onu seçim dolayısıyla sabitlediler. Girdi bahalı. Girdi bahalı olduğu zaman mecbur süte zam gelecek veya kırmızı ete süt zam gelecek. Mesela ben de dışarıdan aldığım zaman mesela süt mamullerini gerçekten pahalı. Bir asgari ücretle çalışan vatandaş bunu nasıl alacak? Ben buna da hak veriyorum ama girdilerde devletin bir şey yapması lazım. Şeye mesela 4 zengine serbest bırakıyor. Yemler aldı başını gitti. Peki siz tüketebiliyor musunuz? Kırmızı et kasaptan alabiliyor musunuz? Ya benim girdilerim farklı şimdi. Öteki ya işte o da girdiye bakıyor. Asgari ücretine normal vatandaş ayrı. Mesela ben ayda bir iki sefer alıyorum ama öteki adam kurbandan kurban. Ha bu sene kurban ne olacak? Ben bu sene tosunun normal etli tosunun 100 bin lira olacağını tahmin ediyorum. Ha devletin yine sabitlemesi lazım. Sabitlemediği sürece zaten mal kesime gidiyor. Sağ malı kesime gidiyor. Et malı kesime gidiyor. Bu gide gide ne olacak? Dışa bağımlı olacağız. Belki et bitecek. Hayvancılık bitecek. Benim görüşüm bu şekilde. Ha seçim ağzı Nisan'a kadar diyor gübreyi sabitledim diyor. Yemi sabitledim diyor. Öte yandan önceden niye sabitlemiyor ya? Geçen sene niye sabitleyemedi ya? Geçen sene %60 mal kesildi bizim eski bölgesinde. Ben hayvancılığı bıraktım yeğenim. Yapmıyorum. Zarar ediyor. Bıraktım. Hep kestirdim. Bıraktık yani. Fiyatlardaki artış devam eder mi? Vallahi şu anda kesimde iyi olmuş ama. Bunun kadar şiddetine bakma sen ya. Kesimde 150 lira olmuş canım. 140 lira, 150 lira diyorlar yani. Siz ne sıklıkla alabiliyorsunuz? Vallahi ben şimdi şu anda sıkıntı görmüyorum. Şöyle sabit, yani şu zamlar sabitleşse bir 3 aydan 3 aya, 5 aydan 5 aya bir zam verirse yine sana dokunmaz. Bu an şu markete giriyorsun, şu 5 liraysa şurada 3 lira, şurada 50 lira. Denetlenmesi gerekmiyor mu sizce? Gerekiyor, denetlemesi gerekiyor zaten. Yani denetlemesi gerekiyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da konut fiyatlarında yaşanan artış vatandaşı zorluyor. Aksaraylı vatandaş konut fiyatlarındaki artışın sebebi olarak neyi görüyor ve 2023 yılında fiyat seyri hakkında ne düşünüyor? İzliyoruz. Sizce konut fiyatlarında artış yaşanıyor mu? Tam adamını buldunuz. Ben de zaten inşaat yapıyorum şu anda. Biz yurt dışında kalıyoruz. Almanya'dan. Sebebi biz kendimiz yapıyoruz. Fırsatçılık mı? Fırsatçılık. Aynen öyle. Peki 2023 yılında bu artış devam eder mi? Eder.
bu fırsatçılık olduğu sürece eder. Yaşanıyor. Yaşanmaz olur mu? Her şeyi pahalı. Her şeyi pahalı. Peki nedir bu konut fiyatlarının fiyatını artıran? Konut fiyatlarındaki artışa sebebi? Vallahi ben. Enflasyon. Evet. Bu artırıyor. Evet. Peki bunun sebebi fırsatçılık da olabilir diyebilir miyiz? Aynen öyle. Fırsatçılık var zaten. Olmaz olur mu? Hani biri 5'e satan, biri 10'a satan var. 2023 yılında bu fiyatlar, konut fiyatlarındaki artış devam eder mi sizce? Eder. İtmez olur mu? Siz kirada mı kalıyorsunuz? Evet. Kirada kalıyorum. Bakan yok. Nasıl çatladı? Evim deprem oldu bir. Depremden yarıldı her tarafı. Hiçbir tane sahip, ne belediye sahip çıktı, ne kaymakam, Sultanahan'dayım. Ha. Ondan sonra hiç kimseye, buraya kadar geldim, valiliğe de çıktım. Hiçbir kimse bana 5 kuruş yardım da istemedi, gelip de bakmadılar. Toplu konutların yapım başlandığı zaman bu tamamen şeyler, inşaat sektörünün elinde kalır. Elinde kalır. Şimdi bir konut fiyatlarında artış var mı diyorsunuz yani? Normal şu arada da yani toplu konut idaresi işe girerse daha da düşer bu. Düşer. Kira da düşer, konutlar da düşer fiyatı. Peki. Beklentimiz de o. Peki siz kirada mı kalıyorsunuz ev sahibi? Kendi ev sahibim de. Ev sahibim de yani 350 bin lira 400 bin lira arası 2 artı 1 daire rahat alınabiliyor. Enflasyon. Her şey pahalılaştı. Asgari ücrete zam gelmeden esnaflar, tüccarlar, herkes birden zam koydu. Fırsatçılık diyebilir miyiz bunu? Fırsatçılık diyebiliriz buna. %100 fırsatçılık. Bu başka hiçbir şey değil. Bizim ülkemizde bizi batıran sadece kendimizdik. Bugün yurt dışında baktığın zaman adamların hiçbir şey 1 lira atmıyor. Bizim Türkiye'de 1 liralık mal 10 lira oluyor. En kısacası bu. Hiçbir şeyin başına varılmıyor artık. Peki. Asgari ücret şu an 8500 lira. Bugün bir markete gittiğin zaman zincirlemelere bak. Her şeyi A'dan Z'ye atmış. Konut fiyatlarına bak. Bugün bir gariban nasıl alacak? Gariban saatini ev alamıyor ki. Kendini geçin. Ben kirada kalıyorum. Bak mesela ben kirada kalıyorum. 355 lira doğalgaz geldi. Ama sadece kanefer falan yakmıyorum. Evde zoba kullanıyorum sadece. Gençler olarak ümidimiz kesildi artık. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Peki 2023 yılında fiyatlarda daha da bir artış söz konusu olur mu? Olur. Böyle giderse olur. Çünkü asgari ücret 8500 lira. Bir evde 3 çocuk olduğunu düşün, okuttuğunu düşün, nasıl geçinecek? Hiçbir şekilde geçinemez. Artış tabii ki yaşanıyordur. Sebebi de görün halini Türkiye'nin. Asgari ücretleri yükseldi. Yani artması da mümkün. Fırsatçılık var mı sizce? Tabii ki vardır, olmaz olur mu? Mesela bir kayıt 10 liraysa 15-20 yapıyorlar. Bunu fakir fukarayı düşünen de yok. Yani öyle. Peki 2023 yılındayız. Bu yıl içerisinde konut fiyatlarında artış yaşanmaya devam eder mi? Daha da artar mı? Artar. Siz kirada mı kalıyorsunuz? Yok, ben kirada değilim. Kendi evimdeyim. Artış yaşanıyor kızım, yaşanmıyor mu ya? Nedir bu sebebi? Ekonomi. Peki fırsatçılıkta var mı bunun sebeplerini? Tabii ki var. En büyük sorun ekonomi. Ekonomi düzelmesi hiçbir şey olmaz kızım. 2023 yılında bu artış devam eder mi sizce? Aynen devam eder. Aynen devam eder, işte inmez yani. Siz kiracı mısınız, ev sahibi? Ben ev sahibiyim de. Allah kiracının yardımcısı olsun. Ve bu ekonomi düzelmediği müddetçe hiçbir şey de olmaz. Artış var da. Yaşananlar da ortada değil mi gülüm? Pahalı üzerine pahalılık. Maaşa zam geliyor. Bir bakıyorsun öbür taraftan değişen bir şey olmuyor. Her şeye zam zam. Fırsatçılık var mı peki? Var tabii, var. Elinde evi olup da kiraya vermek isteyenler en büyük fırsatçılık. Kız kardeşime bir kiralık ev aradık. Anam. Ya şey olacaksın, ne? Memur. İşte böyle devlet memuru olacaksın. Bilmem eşinden ayrılmamış olacaksın. Ne yapacak? Bir sene ayrıldı kirayı önden verecek. Ayrıldı diye ya ne yapacak? Ev kirasında şey yapmayacağım. Siz kirada mı kalıyorsunuz? Evet, kirada kalıyorum. Nasıl peki? Ödeyebilen ödeyebiliyor. Ben biraz şey... 3 bin lira. Ben geçen seneden girdiğim için çok şükür iyi yani benim fiyatım. Ev sahibim Allah razı olsun. Güzellik yaptı bana. Konu fiyatlarında ciddi bir artış var. Hı hı. Abi hanım satımlı... Fırsatçılık var mı? Olmaz olur. Gurbetçisi çok. Siz kiracı mısınız? Hayır, ev sahibiyim. Peki 2023 yılında bu artış devam eder mi? Büyük ihtimalle. Asgari ücretten alınca direkt onlara da zam geliyor. Şu an evim de olmadığı için ben de kiradayım. Dur bakalım kaç para yapacak kirayı. Şu an ne kadar ödüyorsunuz? 1700.
Peki fırsatçılık var mı? Var. Hem de iyi fırsatçılık var. Bizim insanoğlunu biliyorsunuz. Benden daha iyi bilenler de vardır. O yüzden bunu demek istiyorum. 2023 yılında bu artış devam eder mi? Edecek. Hem de fenasıyla, fazlasıyla. Peki, 5500'den 8500 yaparsa ne olacak? Fiyat artışları var tabi. Aşırı derecede pahalandı yani. Buna yapacağımız bir şey yok yani. Siz kiracı mısınız? Hayır, ev sahibi. Peki sizce bu fiyatlardaki artışın sebebi nedir? Fırsatçılık var mı? Ya fırsatçılık bizim ülkemizde zaten var yani. Yok diye bir şey yok. Her şeyde fırsatçılık var. Bugün markete gidiyoruz. Bugün aldığımız ürünü yarın alamıyoruz. Yarın muhakkak zam gelmiştir yani. Niğde ve Aksaray Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Can'la kooperatif çalışmaları hakkında bilgi verdi. Canlı üreticiye yönelik hayata geçirilen devlet destekli proje hakkında konuşurken bu projeyle üreticinin desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi. Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Niğde Aksaray Bölgesi Tarım Kooperatifleri Üst Birliği Başkanı Ahmet Canlı. 2023 yılına girdik. Evet. Tarım Kooperatif Aksaray için neler yaptı, ne gibi faaliyetleri oldu ve 2023 yılı içerisinde neler yapmayı planladı? Ayşenur Hanım, öncelikle birliğimizin faaliyetleri hakkında biraz bilgi vereyim. İstersen kısaca bir, bizim birliğimiz Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin bağlı olduğu bir üst birliktir. Şu anda 15 kooperatif bizim birliğimize bağlıdır. Ha, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi deyince birçok kişi belki bunu bilemiyor. Şöyle söyleyeyim, köylerde süt toplayan süt kooperatifleri. Yani faaliyet alanımız sütçülüktür yani. Süt toplayan kooperatiflerden 15 tanesi Aksaray bölgesinde, 14 tanesi Aksaray bölgesinde, bir tanesi de Niğde bölgesinde olmak üzere 15 tane kooperatif üst birliğimize bağlıdır. Bizim birliğimizin faaliyet alanı, bizim bağlı olan üye kooperatiflerin sütlerini en değerli bir şekilde sanayiciye satmak. Bizim görevimiz bu. Yani en toplu tutarak sütleri en değerli bir şekilde sanayiciye satmak. Ha, geçen yıl içerisinde sütümüz biraz fazlaydı. Geçen yıl bu zamanlar 120 ton falan günlük sütümüz vardı, süt pazarlıyorduk. Şu anda bu 70 tonlara kadar geriledi. Bunun sebebi üreticinin zarar edip işletmesini kapatmasından kaynaklanıyor. Bütün kooperatiflerde sütlerimiz neredeyse %30, %40, %50 civarında azalma gösterdi. Üretici zarar ettiği için işi bırakma yoluna gitti. Ama şu anda fiyatlar çok güzel. Tekrar üreticilerden ricamız, İşletmelerini tekrar açsınlar, tekrar bu işe başlasınlar. Şu anda çok güzel bir kazancı var. Verim alındığı sürece. Hani parite olayı var. Eskiden 1.3 parite bu sütün kazanacağı en düşük noktaydı. Şu anda 1.6, 1.7'ye kadar çıktı yani. İyi bir fiyat var. Üreticilerimizden, üyelerimizden ricamız tekrar işletmelerini açsınlar, bu işe başlasınlar. Güzel, kazancı da güzel yani. TARKOP olarak üreticilere desteklemeleriniz var mı? Varsa ne gibi destekleriniz var? Bizim birliğimizin geliri sattığımız sütten, sütün belli bir şeylerden, fabrikalardan, sanayiciden birliğimize komisyon alıyoruz. Bu komisyonu tamamen birlikte bırakmıyoruz, bir kısmını kooperatiflere yansıtıyoruz, o da üreticiye yansıtıyor. Ancak bu kadar destek olabiliyoruz. Kooperatiflerimize, sıkıntılı olan kooperatiflerimiz daraldığı zaman avans yönünde bir şey verebiliyoruz. Şu anda yeni bir proje, protokol yapıldı. Hayvancılık protokolü. İnşallah kooperatiflerimizin üyelerine hayvan dağıtmayı düşünüyoruz. Yani çok uygun bir şekilde 600 bin lira faizsiz bir kredi. Bu 6-7 yılda ödemeli. Bu şekilde bu hafta içinde inşallah Ziraat Bankası Bölge Başkanı bizim buraya gelecek, bir protokol imzalayacağız. Tekrar iyi, uygun bir protokol yapıp uygun bir projeyle üreticilerimize inşallah tekrar 8 ya da 10 baş hayvan, onar baş hayvan dağıtmayı düşünüyoruz şu anda. Bahsettiğiniz proje devlet destekli bir proje mi?
Şöyle Ayşenur Hanım. Aynen, devletin desteği şu yönde. Ana parayı üretici Ziraat Bankası'na ödüyor. Faizini devletimiz karşılıyor. Allah razı olsun devletimizden. Yani sabit bir faiz. Zaten faiz yok. Sabit. 600 bin lira kredi. Adam 6-7 yıl içerisinde 600 bin lirayı ödeyecek. Ha, bunun faizi yok mu? Var. Ziraat Bankası faizi silmiyor. Devlet faizi devlet karşılıyor. Üreticiye yardım olsun amaçlı. Milleti teşvik etmek amaçlı. Hayvan alımı için. Yani devletin böyle bir üreticilerimize desteği var. Kıymetli izleyiciler, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin meclise gelmesi bekleniyor. Yaş şartı olmayacağı duyurulan EYT'de 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlar emekli olabilecek. Gözler yasal sürece çevrilirken çok sayıda soru cevabını bekliyor. Peki kimler EYT kapsamında? EYT'den emekli olabilmek için sigorta girişi geriye çekilebilir mi? Borçlanarak sigorta girişi geriye çekilebilir mi? Detaylar haberimizde. Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Saffet Çalışkan, önceki dönem Aksaray Sosyal Güvenlik İl Müdürü. Şu an emekli olduk. Aksaray'da bir sosyal güvenlik ofisimiz var. Orada sigortalılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi gündemi oldukça da meşgul eden bir EYT konusu var. Evet. Genel hatlarıyla bizlere EYT'yi anlatabilir misiniz? Ve vatandaşın kafasını karıştıran konular, hususlar nelerdir? Öncelikle şunu ifade etmem lazım. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesi özel bir bütçedir. Genel bütçenin dışında. Ve şunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesi Türkiye genel bütçesinin %51,5'ına tekabül ediyor. Bu devasa bütçeyi iyi korumak lazım. 1-5-1-10-2008 tarihinde 5510 sayılı kanunla bana göre Türkiye'nin son 50 yılın en büyük sosyal reformu, sosyal güvenlik reformu gerçekleştirilmiş idi. 1-10-2008'den 2036 yılına kadar kademeli bir şekilde yaş sınırlaması getirildi, uygulamaya konmuş idi. O tarihte, EYT'ye girmeden bunu bahsetmem lazım, o tarihte Türkiye'de 2 çalışan bir emekliye bakıyordu. Ama dünya standardında 4 çalışan bir emekliye bakması gerekir. O reformdan sonra kademeli bir şekilde şu anda yaklaşık 2,5-3 çalışan bir emekliye bakar hale geldiydi. Şimdi EYT kanunu çıkarsa hem Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bütçesi hem de o dengelerin alt üst olacağı aşikar. Dolayısıyla bu kanun ülkemizin ekonomik geleceği açısından çıkmaması gereken bir kanun olduğu fikrimi ifade etmek istiyorum. Önce ülkemizin, aziz milletimizin geleceğini düşünmemiz lazım. Kişisel menfaatlerden çok. Şimdi EYT'de 4A kapsamında, SSK kapsamında çalışanların 8 Eylül 1999 tarihinden önce eğer sigorta başlangıç tarihi var ise şuna dikkat edelim. 25 yıllık sigortalılık süresi içerisinde 5000 iş günü olması halinde emekli olabileceği Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edildi. Henüz daha kanun çıkmadı. Vatandaşlarımız sosyal güvenlik önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Daha buna gerek yok. Şubat ayında çıkacak. 4A kapsamında Bağkur ve Emek İnsan değil bakın. SSK kapsamında çalışanların 25 yıllık sigortalılık süresi içerisinde 5000 gün, bayanların da 20 yıllık sigortalılık süresi içerisinde 5000 gün hizmetleri var ise ve bu kanun bu haliyle çıkarsa Şubat ayında başvurup 1 Mart'tan itibaren emekli olabilirler yaş kayıt olmadan. Neden 8999 baz alındı? O tarihte 1999 yılındaki iktidar bir yaş kaydı getirmişti. Bu kanun o yaşı kaldıracağı için o tarih baz alındı. Şimdi emek insanlarına tabi olan vatandaşlarımız ve Bağkur'a tabi olan vatandaşlarımız da sanki böyle bir anlayışa hasıl oldu. Onlar için bu geçerli değil şu anda bakın. Ama kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşürken bir önerge verilir de onlar da bu kapsama alınırsa ayrı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinde sadece 4A kapsamında çalışanların erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi içerisinde 5000, bayanlarda 20 yıllık sigortalılık süresi içerisinde 5000 gün olanlar emekli olabilecekler.
Dolayısıyla Bağkur ve SSK'nın da bu kapsama girip girmediğini yasalaştıktan sonra daha net olarak inşallah sizlerle paylaşacağız, konuşabileceğiz. Stajlarda uzun vade sigorta kolları yani emeklilik primi kesilmez. Sadece kısa vadeli sağlık primi kesildiği için stajlar bu kapsamda değil. Bununla ilgili ancak yasa çıkarsa şu anda geçerli değil. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. 18 yaşın altındaki sigorta başlangıç tarihleri de sigorta başlangıç tarihi olarak değil, hizmet süresi olarak değerlendirilecek. Bu 8-9-99 tarihinden önce sigortalı olabilmek için şu anda vatandaşlarımız yoğun bir şekilde borçlanma kapsamına girdiler. Daha da önemlisi ofise buğday satan, efendim bor şekere veya diğer şeker fabrikasına pancar satanlar o dip koçan deniyor. O tarihte eğer dip koçan aldırar da gerek bor şeker fabrikası olsun, bizim bu yöresini söylüyorum, gerekse toprak mahsul ofisi olsun, gerekse de tüccar olsun, o çiftçimiz adına Bağkur'a prim yatırmış ise ancak o zaman o tarihe çekilebilir bakın. Eğer bu şekilde bizi izleyen izleyicilerimizden varsa bunu belgeleyebilirlerse sigorta başlangıç tarihini o tarihe çekebilirler. Bu konuda çok soru geldiği için ifade ettim. Emekli sandığı ve Bağkur'da erkekler 9000 gün 25 yıl, bayanlar 7200 gün efendim 20 yıl. SSK'da 15 yıllık süre içerisinde 10 yıl, 3600 gün sigortalı olanlar 55 yaşta. Kadınlarda yine 10 yıllık emeklilik için söylüyorum, 15 yıllık süre içerisinde 10 yıl yani 3600 gün hizmeti varsa onlar da 50 yaşında kısmi emeklilik şartları SSK'dan. Bağkur'da da bu 15 yıllık süre içerisinde 5400 gün 55 yaş erkek. Bayanlarda da 15 yıllık süre içerisinde yine 5400 gün 50 yaş kadın. Emekli sandığında da bu hemen hemen aynı kapsamda. Vatandaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu önünde kuyruk oluşturur. Sanki kanun çıkmış gibi, evet. Tahsis talebinde bulunmak için gibi. Bütün bunlara gerek yok. Yasa bir çıksın bakalım. Muhtemelen Şubat ayına kayacak. Yasa çıktıktan sonra bahsettiğimiz kapsama giren vatandaşlarımız e-devlet üzerinden de başvurabilirler. Efendim tahsis talebini verebilirler. Kuruma da başvuru yapabilirler. Kanun çıktıktan sonra inşallah sizlerle daha detaylı bir şekilde Bağkur ve emekli sandığının da bu kapsama girip girmediğini veya hangi şartlarda girdiğini daha detaylı olarak inşallah paylaşacağız. Ama şu anda acele etmesinler. Uzun kuyruklara gerek yok. Sadece borçlanma, askerlik borçlanması, bayanlar doğum borçlanması vesaire borçlanmalarla 4A kapsamındaki sigortalılarımız sigorta başlangıç tarihini 8-9'un önüne çekebiliyor ise şu anda onu tavsiye ederim. Borçlanmasını yapsınlar. Ama askerlik, yaptığı askerlik sigorta başlangıç tarihinden sonra ise sigorta başlangıç tarihini askerlik borçlanması önüne çekmeyecektir. Sırf bunun için borçlanmasına gerek yok. Onu da ifade edelim. Evet. Son zamanlarda maalesef çocuklarda salgın hastalıklardaki artış epey fazla. Solunum yolları enfeksiyonları, strep A, grip gibi bir dizi bilinen bakteri ve virüs yeni salgın modelleriyle ortaya çıkarak doktorları ve ebeveynleri endişelendiriyor. Peki bu son salgınlar neden kaynaklanıyor? Bu konuda neler yapılabilir? Özel İnova Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Argam'a önemli açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgını sürecinde birçok ülke virüsün bulaşmasını engellemek için sıkı kısıtlamalar uyguladı. Çocuklar haftalarca, aylarca okullardan ve kreşlerden uzak kaldı. Kısıtlamalar kaldırılıp okullar normale dönünce doktorlar tarafından RSV, grip ve strep A olarak da bilinen bir bakteri olan grup A streptokokun neden olduğu hastalıklar da dahil olmak üzere bazı hastalıklarda dönemsel artışlar olduğu söyleniyor. Kış aylarında ortaya çıkan ve solunum yolları enfeksiyonuna yol açan respiratuar sensitiyel virüs salgınının arttığı belirtiliyor. Yetişkinlerde soğuk algınlığı gibi hissedilebilen bu virüs bazı küçük çocuklar için tehlikeli olabiliyor. İbrahim Argama İnova Hastanesi'nde ben hocamla birlikteyiz. Son zamanlarda yoğun bir şekilde çocuklarda bir salgın vakası var. Yani evet. Şu an Aksaray'daki neredeyse çocukların %80'i hasta ve hastanelerde yoğun bir çocuk ağırlığı var. Şimdi nedir bu
salgının nedeni ve aileler bu salgına nasıl önlem almalılar? Şimdi öncelikle evet belirttiğiniz gibi bayağı bir gribal enfeksiyon başlığı altında toplayacağımız bir salgın tarzı var. Bu şöyle, önceki yıllarla hemen hemen aynı diyebiliriz ama muhtemelendir ki geçirdiğimiz epidemideki duruma bağlı değişiklik yani göstermiş olabilme ihtimali çok yüksek. Zira çok dirençli ateş var. 2 haftaya süren öksürük semptomları oluyor. Biz bunları özellikle ailelerimize şunu söylüyoruz. 3 günü geçen net bir öksürük semptomları devam ediyor ise gribal enfeksiyon başlığı altında incelediğimiz zaman yanına da ateş eklendiyse mutlaka başvurmalarını istiyoruz. Peki ne yapalım, evde ne yapalım diye genelde hep soruyorlar. Biz her zaman şeyi çok isteriz, su, bol sıvı. Bu mevsimine göre mandalina, portakal tarzında turunçgillerden. Ailelerimiz ve toplum olarak çok severiz. Ada çayı, ıhlamur. Bal, bunları mutlaka tüketmelerini isteriz. Korkmasınlar, bu bir virüs sonuçta. Bulaş çok fazla oluyor. Sadece sabredip, dediğim gibi 3 günü geçen ateş ve öksürük semptomları da 1 haftadan daha uzun sürerse mutlaka başvursunlar. Geri kısmında da kendilerini koruyabildikleri kadar, ki bizler için de, yetişkinler için de geçerli, korusunlar. Peki hocam, buna şöyle bir ad verebilir miyiz? Yani çocukları daha çok etkileyen bir pandemi süreci içerisindeyiz diyebilir miyiz? Yani denilebilir. Evet, böyle bir durum var ama bu, biz koronadan sonra daha çok korkuyoruz. Daha çok korktuğumuz için ateşi, işte öksürük semptomlarını çok önemsediğimiz için daha çabuk başvursunlar eğer tereddüt ediyorlarsa. Yoksa çok da gerçekten yani bu panik yapmaya da gerek yok. Sabır, sabrın sonunda da mutlaka devam ediyorsa getirsinler. Çünkü bu 10 yıl önce de böyleydi. Bundan belki 10 yıl sonra da böyle olacak ama karakter değiştirerek devam ediyor. Ondan dolayı evet diyebiliriz. Ama çok da korkmayalım. Önlemimizi daha sık alalım. Bunu tetikleyen başlıca nedenler var mı hocam? Yani bu salgını ne tetikliyor? Şöyle, özellikle hani kreş çağı dediğimiz yani 3-6 yaş arası çocuklarda kreşe gitme. Artık koronadan sonra da biraz daha biz de toplum olarak bıraktık. Yani açıkçası onlardan birbirine bulaş, ağız yoluyla bulaş oluyor. Havada asılı kalabiliyor bu virüs. Ona bağlı olarak kreş, işte ne bileyim biz kış ayı olduğu için topluluğu da seviyoruz. Evlere daha çok hapsoluyoruz. Ev ortamı, ziyaretler derken bunlar daha da çok arttırıyor. Yani bulaşın başlıca nedenleri biraz daha kalabalık. Kalabalık ortamlar maalesef. Çocuklarımızın kalabalık ortamlarından biraz daha uzak. Uzak kalmasını sağlayacağız. Yani en önemli şey ama bunu önleyemiyoruz. Ama en yüksek seviyede önlem alalım diyoruz. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal.